Ahmet Ulusoy Ekonomik daralmanın sonu Üç çeyrektir küçülen, resesyona giren Türkiye ekonomisi 2019 yılının 3. çeyreğinde %0,9 büyüme ile depresyona girmeden küçülme sürecini sona erdirmiştir. 2019 yılının dördüncü çeyreğinde pozitif büyümenin devam edeceği %5 civarında büyüme bekleniyor ve yıl sonunda %0.5 arasında yıllık büyüme gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yine 2020 yılındaki %5'lik büyüme hedefi için piyasada güçlü destekler ortak beklenti oluştuğu görülmektedir. Gayri safi yurt içi hasıla üretim açısından incelendiğinde 2019 yılının 3. çeyreğinde tarım sektörünün katma değerinin %3,8 olduğunu, onu sanayi sektöründeki %1,6 artışın izlediği görülmektedir. Burada son 3 çeyrektir küçülen sanayi üretiminin pozitif olmasının önemli olduğunu da belirtelim. İnşaat sektörü kan kaybetmeye devam ediyor ve 3. çeyrekte katma değeri %7,8 azalmıştır. Bunun anlamı inşaat sektörü 5 çeyrektir küçülüyor, işsizlikteki yüksek artışın önemli bir inşaat sektöründeki daralmadan kaynaklandığını da söylemeliyiz diğer yandan ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise düşük oranda da olsa %0,6 artmış. Merkez Bankası'nın siyasi baskı da var, politika faizinde yüksek indirme gitmesi ve arkasından kamu bankalarının düşük faizi, konut, otomobil ve tüketici kredisi kullandırmaya başlaması hane halkı tüketimini artırmıştır. %1,5 devletin nihai tüketim harcamaları büyümeye sürekli destek veren harcamalar ve 3. çeyrekte de %7 artmış. Ekonomi küçülürken devlet harcamalarının artışı vergi gelirlerinin aynı düzeyde artmaması nedeniyle bütçe açıklarını hedeflerin üzerine taşımış ve kamunun borçla finansmanını kaçınılmaz kılmıştır. Burada belirtilmesi gereken bir başka olumsuz gelişme ise yatırım anlamına gelen sabit sermaye oluşumunun 5 çeyrektir küçülüyor olmasıdır. Son çeyrekte %12,6 küçülme yaşanmış. Yatırımlar küçülürken büyümenin gerçekleşmesi stok değişmeleri ve kapasite kullanım oranı artışıyla izah edilebilir. Aslında işsizliğin rekor seviyelere çıkmasıyla sabit sermaye yatırımlarındaki küçülmenin doğrudan ilişkisi de var. Şüphesiz resesyonun krize dönüşmesini engelleyen süreçte ihracat çok önemli rol oynamış ve ekonomik büyümeye desteği bu çeyrekte de devam etmiştir. %5,1 İç talepteki artışın ithalatı artırdığını, bunun gayri safi yurt içi hasılası artışına büyümeye olumsuz etki yaptığını da söyleyelim. Özetlersek son dönemde açıklanan çok sayıda mikro ve makro ekonomik gösterge 2018'in Ağustos'unda başlayan kur ataklarıyla Türkiye ekonomisinde yaşanan ciddi ekonomik daralmanın sonuna geldiğini göstermektedir. Ekonomi uzmanlarının önceki tahminlerinde de belirttikleri gibi 2019'un 3. çeyreğinden itibaren resesyon sürecinin sona erdiğini alınan kararların da etkisiyle genel ekonomik iyileşme sürecinin baş başladığını açık olarak söyleyebiliriz. Bununla beraber iyileşme sürecinin henüz başında olunduğunu ve kamu kaynakları bu süreçte aşırı zorlandığına da eklemeliyiz. Bütçe açıkları, kamu bankaların düşük faize piyasayı fonlamaları, Merkez Bankası yedek akçe kullanımı vesaire. Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesi %4,5 civarındadır. Bu aranda gerçekleşecek büyüme hızları ancak işsizliğin mevcut düzeyde devam etmesine yetebilir. İş gücüne yeni katılanlar ve mevcut işsizlere iş bulunması için %5 büyüme hızları bile yetersizdir. Bu nedenle büyüme potansiyelini artıracak yeni imkanlar, kaynaklar ve yerli yabancı yatırımları teşvik edecek yapısal düzenlemeler gerekiyor. Sonuç olarak 3. çeyrekte gelen pozitif büyüme daralma sürecinden çıkış göstergesi olması ve beklentiler açısından moral verici, sürdürülebilir ve nitelikli yüksek büyüme hızlarını gerçekleştirme için yeni bir başlangıç noktası olması dileğimiz.